أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. kaldığımız yerden devam ediyoruz إن شاء الله. والمعنى متبركا بسم الله أبتدئ الكتاب حامدا Vel mağna derken, geride, İcmiri'nin de ifade ettiği gibi, El mağna ala takdiri kevnil ba'ilil mülâbeseti, Bismillah'ın evvelindeki ba'nın mülâbeset için olması, ve kevnikulli minadzarfi ve hamiden hâlen, Bismillah derken, car mecrurun ve hamiden kelimesinin hal olması, takdirine göre, minun zamiri ebtediuhu, yani ebtedi uy kitabe Bismillahirrahmanirrahim hamiden. Bu şekilde eptedi uden hal olması takdirine göre mana. Yani Bismillah mültebisen Bismillah müteberriken Bismillah takdiriyle ve hamiden ifadesi nedir demiştik? Ebtedi onun tahtında olan ene zamirinden haldir demiştik. İşte bu takdire göre mana nedir? Muteberriken bismillahi ebtedi. Allah'ın ismiyle bereketlenerek başlıyorum. Neye el kitabe? Kitaba. Bismillah'ın hal. Hamide'nin hal. Nereden? Ebtedi onun tahtındaki eneden. Öyle olması takdirine göre mana nedir? Mana Müteberriken bismillahi. Allah'ın ismiyle bereketlenerek ebtedül kitabe hamiden ve hamd ederek kitaba başlıyorum demektir. Tabi burada şöyle bir soru sorulabilir. Buna şerhlerde değiniliyor. Müteberriken ifadesini kullandı. Mültebisen ba içindir demişti. Mültebisen bismillahi şeklinde olması gerekmez mi? diye sorulabilir. Biz bunun cevabını bir önceki derste zaten vermiştik. Buradaki iltibastan maksat mutlak iltibas değil, teberrük ile olan iltibas olduğunu söylemiştik. Ona göre ifade etti onu. Âtere <laughs> hâlihim tarikat âle tariqatil müteârafeti. musannif bu yolu, bu yol derken neyi kastediyor? Bismillah ve ila tabi. Bismillahirrahmanirrahim. Hamiden bu ikisinin ebtedi onun tahtındaki eneden hal olma. Atene hacihi tarikate. Bu yolu seçti. Oradan haldir dedi. Neye tercih etti bunu? Ale tarikatil müteârafeti. Örf olan yola bunu seçti. Örf olan yol nedir? Örf olan yola baktığımız zaman da yani ey fi makamil hamdi. Hamd makamında örf olan ve iradü cümletin yekunu Unvanul hamdi ve salati fiha umdeten la kayden. Örf olan şu demektir. Yani gerek hamdda, gerek salatta örf olan nedir? Onların ya cümleyi fiiliye, ya cümleyi ismiye olarak hamdın da salatın da kelamda umde olarak getirilmesidir. Halbuki hal, hal nedir? Kayıttır. Burada kayıt olarak getirildi. Yani örf olan yoldan çıktı, örf olmayan bir yola girdi ve böyle bir tercihte bulundu. Bunu niye yaptı? Onu anlatacak bize şimdi. Evet, buradaki hamd kelimesini de, hamiden kelimesini de, salliyen kelimesini de ne olarak getirdi? Hal olarak getirdi. Dolayısıyla normalde örf olan hamd ve salat ile başlamada Elhamdülillah cümle ismi olarak getirilir ve müstedrik leh yapılır. Ham, yani hamil kendisine yapılır. Onda olur dolayısıyla kelamda. Veya da Ahmedullah'a denilir müşnet yapılır hamd yine umde olur kelamda. Örf olan bu. Salatta da aynı şekilde nasıl söylenir? Ve salatu ala Muhammedin ifadesi kullanılır. Salat kelimesi ne olur? Müşnedün leh olarak cümleyi ismiye de getirilir. Veyahut da Usalli alel nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem diyerek ne olur? Yine fiil olarak, müşnet olarak getirilir. Yani kelamda umde yapılır, asıl yapılır. Ne? Hamd ve salat. Ama musallif öyle bir yolu tercih etmedi de o yoldan nereye geçti? Hangi şekli tercih etti? Hali yapma şeklini tercih etti. Yani kayıt yaptı neyi? Buradaki beşmeleyi? ondan sonra hamdı, ondan sonra da salatı. Yani hamd ve salatta dediğimiz gibi örf o idi, burada ise kayıt yaptı hal yaparak. Neden böyle bir tercihe gitti? Musannıf. Neden? İş'ara mit tevfiki. Uyumu sağlamaya işaret etmek için. Nerede? Uyum sağlama. Beynemâ ahrecehu Ebu Avanete. Ebu Avane'nin rivayet ettiği bir hadis var. Daha ve Hibban nedir o? Kullu emrin cibalin kıymetli olan her bir iş ki la yübde o fihi o işe başlanılmıyor neyle? Bismillahirrahmanirrahim Beşmele ile başlanılmıyorsa huve mu? o bereketi keşik olandır. Şimdi böyle bir hadis-i şerif var. Yani kıymetli, önemli olan bir işe besmele ile başlanılmayacak olursa o işin bereketi keşik olur. Bu bir. iki ve ma ahlacehu en nesai ve Ebu Davud. Onların rivayet etmiş olduğu bir hadis var. Nedir o? Kullu kelamin her söz ki la de fihi ona başlanılmıyor. hamdillahi Allah'a hamd ile hüveddem. Onun da bereketi keçiktir. Şimdi bu iki hadis-i şerif arasında uyum sağlamak lazım. Neden? Çünkü iktida dediğimiz hakikisi ani olan iktidadır. Yani besmele ile başladığınız an hamdele ile başlamadınız demektir. Hamd ile başladığınız an besmele ile başlamadınız demektir. O zaman her ikisiyle başlanılması gerekiyor. Gerekiyor bu iki hadisi şerif gereğince. Hem besmele ile hem hamd ile. O zaman bu nasıl yapılabilir? İşte ibarede Molla buna işaret ediyor. Neye işaret ediyor? Diyor ki buradaki beşmelenin hal yapılması, aynı şekilde hamiden diyerek hamdın hal yapılması niçindir? İşaret etmek içindir diyor. Neye işaret ediyor bununla? Bununla bu iki hadis-i şerif arasındaki uyumu sağlamaya işaret ediyor. Nasıl yapıyor bunu? Bakalım nasıl yapıyor okuyalım inşallah. Ve hu İşte bu işarın buna işaret etmenin vecihi, izahı nedir? Şudur. Enne iptidâ'l kitâbi, kitaba başlama, mu'tebaru fil urfi, örfte itibara alınır mutebeddir. Nasıl? Mümtedden uzatılmış olarak. Nereden nereye? Min ahdi fit tasnifi, kitabı tasnif etmeye başlama zamanından, ile şuru'i fil bahdi, bahse girmeye kadar ...uzatılmış olandır. Şimdi bir kitabın... ...iptidası... ...örfte nasıldır? Buna e, iptidai örfi... ...derler. Musallif'in beşmele ve hamdı... ...ve salatı hal yapmasındaki... ...maksat da gayede nedir? Buradaki iptidadan... ...maksat iptidai... ...örfidir demek istiyor. Bu ona işaret ediyor. Hakikaten işaret ediyor mu hal yapıldığı zaman? Evet ediyor... Niye ediyor? Aslında bir önceki derste ona değindik biraz. Çünkü hal zilhalin amiline kayıttır. Zilhal ne? Ebtediyonun altındaki ene. Onun amili ne? Ebtediyonun fiili. Dolayısıyla buradaki besmele de, hamdele de, salvele de iptidanın neşidir? Kaydıdır. Kayıt mukayyetten ayrılmaz. Dolayısıyla kayıt mukayyetten ayrılmaz ne demek? Bu üçü iptidadan ayrılmaz. İptidada, iptida varsa ki var, bu üçü mutlaka o iptidada olacak demektir. Hal yapmak bu demektir, buna işaret ediyor. E bu demek olunca bu neye işaret etmiş oldu? İptidadan maksat burada. İptidai hakiki değil, örfidir ona işaret etmiş oldu. Nasıl? Zira iptidai örfiyi anlatıyor bu zaten. Nedir iptidai örfi? Örfte iptida nedir diyor tasnife başlamaktan konuya girinceye kadar olan bölüme iptida derler. Örfte bu böyledir. Dolayısıyla daha konuya girmedik. Konuya epey var. Şu arada geçen besmele, hamdele, salvele nedir? Mubdedeun bihtir. Kendisiyle başlanılandır. İptida kendilerinde vardır. Dolayısıyla iptidayı, iptidayı örfiye hamlederseniz ki hal yapmak ona işaret etmek içindi yapıldı zaten işaretle edildi ve hem beşmele hem hamdele hem salvele ile kitabın ibtidasında bu bir uçu da oldu. Dolayısıyla iki hadis-i şerif arasındaki uyum da sağlanmış oldu. Neydi iki hadis-i şerif? Biri diyordu ki besmele ile başlanılmazsa hayırlı iyi olan bir işe bereketi keçik olur. Diğeri hamd ile başlanılmazsa bereketi keçik olur. İkisiyle de başlanıldı. İbtidai örfi derseniz ikisiyle de başlanılmış oldu. Yani ikisi de müptedeun bihtir. Dolayısıyla hatta salat da müptedeun bihtir. Hamd da müptedeun bihtir. Beşmele de zaten öyledir. Bu itibarla ne yapılmış oldu? Buradaki iptidadan maksat iptidai örfidir iptidai örfi ise tasnife başlama anından konuya giriş anına kadar olan bölümdür. Bu bölüm içerisinde burada zaten ne var? Beşmele var, hamdele var, salvele var. Salveleye girmiyorum o kadar çünkü hadislerde o geçmiyor. Zaten ondan dolayı ileride söyleyecek ve musalliyen diyecek. Vav'ı getirecek orada. Beşmele ile hamt arasına, hamiden arasına vav'ı koymadı. Onun gerekçesini anlatırken orada yine buraya döneceğiz inşallah. Evet fe yukarinuhu Dolayısıyla kitabın iptidasına bitişir. Madem ki buradaki iptidadan maksat iptidai örfidir. Çünkü Besmele ve hamdelenin hal yapılması bunu gerektiriyor. Buna işaret ediyor daha doğrusu. Öyleyse fe yukarinuhu. Kitabın iptidasına bitişir. Etteber ruku ve telebbüsü bil besmeleti vel hamdi ve salati. Bunların hepsi kitabın iptidasına bitişir. Hepsi muktedem bihtir. Neye göre? İptidadan maksadın iptidai örfi olmasına göre. Ki ona da hal olmaları işaret etti dedik. İşte felem ma kayyedehu. Musannıf iptidai kayıtlayınca. Neyle bil ahval. Bismillah derken multebisen bismillah. Hamiden zaten hal. Ve musalliyen diyecek. O da hal olacak ama oraya geçmeyelim. Atıf yapacak orada çünkü. Şimdi böyle kayıtlayınca iptidayı hallerle. Ulime ennehu bilinmiş oldu ki musannıf erade iptidaen mumtedden uzatılmış olan bir iptida yani iptidai örfiyi kastetti. Dolayısıyla hadisler arasındaki uyumsuzluk da ortadan kaldırıldı. Uyum sağlandı yani. Mumtedden uzatılmış yani la yucedu biduni şeyin minha cümleyi beyaniye bu. Mumteddi beyan ediyor. Mumtedden uzatılmış ne demek uzatılmış? La yucedu biduni şeyin minha besmele hamdele salvele dediğimiz bu şeyden e, hiçbiri bulunmaksızın olmayan, bulunmayan bir uzatma var burada. Üçü de orada var gene. Yani. Ya. İptida bu üçüyle beraber oluyor. İlla vucu delil mukayyedi bidunil kaydi. Nihayet bunu söyledi. Çünkü mukayyet kayıtsız olmaz. Mukayyet ne kayıtlanan? İptida. Kayıtlar ne? Besmele, hamdele, salvele. Mukayyet olan iptida kayıtları olmadan olmaz. İşte hal yapmak da zaten bundan dolayı idi. Yani besmele, hamdele, salveleyi ne yaptık biz? Kayıt yaptık. Neye? İptidaya. Niye? İptida mukayyet oldu. Bu üçü kayıt oldu. Mukayyet kayıtsız olmaz. Demek ki burada hal yaparak neye işaret ettik? İşaret ettik ki buradaki iptidadan maksat İptidai örfidir. İptidai örfi olduğundan dolayı da hem besmele, hem hamdele, hem salvele nedir? Muhtedem bihtir. Peki. Şimdi daha ağır bir konuya geçiyoruz. İnşallah. Neden? Çünkü lakinnehu var. Lakinne kelimesi biliyorsunuz ki istidrak içindir. İstidrak ne demek? Kelamı sabıktan tevellüt eden tevehhüm. Sonrası lakinleri ne yapacak? O vehmi ortadan kaldıracak. Demek ki geride bir vehim çıktı ortaya. O tevehhüm var orada. Şimdi e, musallıf, burayı inşallah İzmir ile birlikte okuyarak götüreceğiz ki konu daha bir net şekilde ortaya konulmuş olsun. Bir ibareyi okuyalım evvela. Lakinnehu kuddime tesmiyetu sureten. Fakat diyor, besmele çekme sureten öne alındı. Besmele çekme sureten öne alındı. E hakikaten de öyle. Bismillahirrahmanirrahim, hamiden ve musalliyen gelecek biraz sonra da. Yine de besmele ne yapıldı? İlk olarak zikredildi, öne alındı. Yani hamdan ve salattan öncesine konuldu besmele. Şimdi bu ifadeyi söylüyor. Niçin? Onu da okuyalım. Yani takdimin gerekçesini söylüyor. Neden beşmele hamd ve salattan önce önüne, evvele alındı? Lenne taaruz et Çünkü zahiri olan taaruz çelişki. Beynen nassayin. iki nas arasında. İki nas dediği ki hadis-i şerif. Biraz önce okuduk. Besmele ile başlanılmayan her önemli iş bereketi keçik olur. Hamd ile başlanılmayan her önemli iş bereketi keçik olur. Şimdi bu iki hadis-i şerif arasında hakikaten bir taarruz var mı? Bir çelişki var mı? Var. Çünkü biriyle başlarsan diğeriyle başlayamıyorsun. Bunu hangi anlamda söylüyoruz? Eğer ibtidadan maksat, ibtidai hakiki olursa hala burada iki hadis-i şerif arasında çelişki var. Var mı? Evet var. Neden? Çünkü iptidai hakiki demek, iptidai ani demektir. Ne demek? Hangisiyle başladınsa başlanma onunla oldu. Bitti. Ondan sonra gelenle başlanma olmuyor. İptidai hakiki budur. Şimdi bunu İzmir'e anlatacak. İptidadan iptidai hakiki murattır zaten. Niye? Çünkü iptidai örfi nedir? hılaf zahirdir. İptidai örfi nedir diyecek İzmir'i? hılaf zahirdir. Zahir olan iptidadan iptidai hakikiyi almaktır. Sen tutar da işte ben hal yaptım, bununla işaret ettim, buradaki iptidadan murat iptidai örfidir diyorsun ama iptidai örfi hılaf zahirdir. Bunu herkes anlamaz. hılaf zahir o demek. Yani açıkar olana muhaliftir. Dolayısıyla herkes bunu anlamaz. Elbette anlayanlar olur ama herkes anlamaz. Herkesin anladığı iptidai zahirdir. Yani iptidadan neyi almamız gerekir? Zahiri almamız gerekir. Örfi değil. İptidai hakiki yani zahir dediğim. E şimdi o zaman şu soru bu yani cevaplanmayan burada bir soru var demektir. Ne demek o? Madem ki diyor, lene taruz ye beyne nasayin, iki nas arasında aşikar olan, zahir olan taruz çelişme, binaen ala hamlil iptidai alel aniyi, hakikidir bu. İptidai ani olan iptidaya hamletme üzerine binaen iki hadis-i şerif arasındaki çelişki bakin durmaktadır. Badu hala durmaktadır. Yani sen iptidai örfiye hamletsen de iptidai örfi hılafı zahirdir. Buna herkes anlamaz. Belli kişiler anlar. İptidadan iptidayı, iptidayı hakikiyi anlarlar. İbtidai aniyi anlarlar. Ona göre baktığın zaman daha hala ikisi hadis-i şerif arasındaki çelişki devam etmektedir. O hala devam ediyor. Peki iptidayı hakiki, iptidayı ani aynı şey. O varken o kastedilmiş olsa da buradaki çelişkiyi, iki hadis şerif arasındaki çelişkiyi ortadan kaldırma veya aralarında uyum sağlama mümkün mü? Evet mümkündür diyor. Vel cem'u mümkünün. Bak iki hadis arasını cem etme mümkündür. Nasıl? Ben yuhmele ahaduhuma alel hakikiyi. İki iktidadan birisi hakikiye hamledilir. Diyelim besmele ile başlama hakikiye hamledilir. Vel aharu diğer iptidaki hamd ile başlama. Ale izafi o da izafiye hamledilir. edilir. Hakiki iptidayı söyledik. Nedir? Ne ile başlıyorsanız iptida onunladır. Ani demek o demek zaten. O an ne ile başladın iptida onunla oldu. Sonra hamiden dedin yok o iptida olmadı. Hakiki iptidaya göre. Ancak siz ikinci hadis-i şerifteki iptidadan hani kulle emrin Zibalin lem de diye başlıyordu ya, söyleniyordu ya. Oradaki iptidadan eğer izafi olan iptidayı alırsan, izafi iptida ne demek? Geride söylenilenlere bakma. Ya hamd kelimesinin ilerişinde olanlara bak. İlerisine izafe ile hamd kelimesinde de iptida var. Geride geçen dikkate alma diyor. İşte buna da iptida izafi derler. Dolayısıyla iki iptidadan, hadi iki tane ad şerif var, içinde ne var? İptida var. Bu iki iptidadan bir tanesinden iptidayı hakiki, aniyi alırsın, diğerinden de iptidayı idafi alırsın, yine bu müşkili ortadan kaldırırsın. Müşkil ne? İki hadis arasındaki çelişki taarruz. Bunu bu şekilde de halledebilirsin diyor. Fete Böylece musallıf uymuş olur. Yani iptidadan iptidai hakiki murat olacak olursa bu şekilde de İki hadis arasındaki çelişkiyi ortadan kaldıracak olursan fetes sabil kitabil varidi gelen kitapla kitaba uymuş olursun olur, olur mu Ne neyle takdimi teşmiyeti besmeleyi takdim etmekle öyle mi evet Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin bak önce besmele var Kıraattan önce ve amile bil icma el munakid aleyhi <laughs> besmeleyi hamd üzere takdim etmeye dair bağlanmış olan icma ile de amel etmiş oldu Mus'anlıf. Şimdi bu konuyu anlattık ama kısa bu. Bakınız Mus'anlıf'ın normalde ibareyi İzmir'in söylediğine göre ibarenin hakkı diyor nedir burada? İbarenin hakkı şudur diyor. Ben onu okuyayım size. Ondan sonra oraya gelelim. Fakul ibaret ala hada en yuqal lakinnahu kudime teşmiyetu sureten Evet sureten beşmele hamdın evveline alındı. Sureten diyor. O sureten kelimesi de önemlidir. Hangi açıdan önemlidir? Çünkü hal oldukları zamanda da beşmele ve hamd ne oluyorlar? İptidanın kaydı oluyorlar. Mukayyet İktidar mukayyet bunlar da kayıt oluyorlar. Artık orada zamanın ]opian. önemi aradan çıkıyor. Yani hangisi önce hangisi sonra meseleci aradan ne yapıyor? Çıkıyor. Ama yine de sureten beşmele önce ona ne diyeceksin? Diye bir itiraz var burada. En <õst> <antiprogum:"Lakin k Heh> yuqal, <Murray> lakin hukukime teşmiyeti sureten sureten beşmele takdim edildi. Niye? Ke <Seki arem> essiyen bil kitap. Kitabı uymak için. Ve icma var ona uymak için. ha. Bundan dolayı onunla amel etmek için. Bu kadar. Normalde ibarenin hakkı bu idi. Ama musannıf burada tuttu araya lenne taruz el zahiriye beyne nasayni binaen ala hamlin ibtidai ala aniyye bakin ba'du ve cem'u mumkinun ben yuhmel ahaduhuma ala al haqiqiyye vel ahiru ala al idafiyye ifadesini getirdi araya koydu. Niye? Bir gerekçesi olması lazım. Boşuna bir şey söylenmez. Gerekçesi var. Çünkü burada bir itiraz, bir cevap var. Ve bu itiraz cevap ta lakin lakinnehu diye başladı değil mi bu konuya metinde? Evet öyle başladı. Lakinne ne içindi? İstidrak içindi. İstidrak ne idi? Kelamı sabıktan, önceki kelamdan ortaya çıkan bir vehim var. Onu sana söylemek içindir. Bundan sonra söyleyeceğim de o vehmi ortadan kaldıracak demektir. Dolayısıyla kelamın evvelinde bir vehim var meşellesini o vehmin daha doğrusu lakin ne diye istidrak yapmanın gerekçesi ne? Bunu mu musannıf dediğim gibi lienne taaruz diye başlayan ve o sözün sonuna kadar olan bölüm, bölüm içerisinde hem bir irattan, itirazdan hem de bir cevaptan cevaba işaret ediyor. itiraza ve cevaba işaret ediyor. O itiraz ve cevaba işaret de buradaki istidrakin veçhi oluyor. Şimdi bunu İzmir'den okuyalım. Üşenmeyelim. Biraz ağır ama olsun. Bir at bu. Bakınız. Vecihul istidraki. istidrak İstidrak lakinne hukuddimet teşmiyetu sureten diyor değil mi? Evet sureten hamd etmenin evveline besmele çekme alındı. Suretini de söyledim biraz önce. İşte burada bir istidrak var. Bu istidrakın vecihi gerekçesi ne? Hala <laughs> ma cekerehu fi telvih. Mullah Hüsrev bunu telvihe yazmış olduğu haşiyete zikrettiği üzere buradaki istidrakın vecihi beyan ve vecihi takdimi tesmiyeti ale tahmidi besmeleyi hamd etme üzere takdim etmeyi beyan. Ama nasıl beyan? Burası önemli. Muşiran ila cevabı sualin bir sualin cevabına işaret ederek. Yani burada bir sual var, ona verilen bir cevap var. itiraz var, cevap var yani. veredale ale tevfik O sual neye dair geldi? O sual geride biz iptidai iptidai örfiye hamlederek iki hadis arasında uyum sağladık değil mi? İşte o geçen uyum sağlama üzerine gelen bir itiraz ve cevap var. Hayse <laughs> kâle. Zira Molla Husrev demiştir. Fiha haşiyeti telvihte Ne demiş? Bakınız ne demiş. Ve <laughs> lemme Ne zamanki ki geldi itiraz olarak. Ne? Enne tevfîkâ. El Geride anlattığınız iki hadis arasındaki uyum meşeleşi neyle oldu? İptidai, iptidai hamle hamlederek oldu. İşte o anlatılan uyum var ya, اِنَّمَا يَتَأَتَّى Ancak hasıl olur. Ne zaman? اِذَا حُمِلَ الْاِبْتِدَاءُ فِي الْحَدِيْسَيْنِ عَلَى الْاَرْفِي الْمُنْتَدِّ İki hadiste zikredilen iptida, örfi mümtet olan iptidaya hamledildiği zaman gerçekleşir. Ve huve bu iptidai örfi nedir? hılaf zahir, zahirin khilafıdır. Bu önemli. Niye? İlla yattali'u. Çünkü muttali olamaz aleyhi buna. İllel <laughs> ahadu minel müdakkikin. Müdakkik alimlerden bir takım fertler buna muttali olabilir. Herkes buna muttali olamaz. Niye? Zahirin hilafıdır. İnsanlar bir çözle ne kastediliyorsa o zahirdir. Onu anlarlar. Ama sen zahirin hilafına çıkıyorsan işte onu anlamazlar. Müdakkik olanlar bunu anlar. Ve meydahum ala zahir el mutebadir. Şimdi iptidat denildiği zaman zihne şüratle gelen o zahir, lelezan, o kevnuhu aniyen o da nedir? İktidarın ani olmasıdır. Zahir olan odur. O ise felâ yeteettâ zâlike tevfiku. Buna hamledildiği zaman yani iptida şuratle zihne gelen zahir dediğimiz iptidayı aniye yani hakikiye hamledildiği zaman ne olmaz? Bu iki hadis-i şerif arasındaki uyum hasıl olmaz, gerçekleşmez. Çünkü biraz önce söyledik. İbtidai ani neydi? Neyle başladınızsa ibtida onunla oldu. Bitti. Diğeriyle ibtida olmadı. Burada neyle başladı? Bismillahirrahmanirrahim. İbtida beşmeliyle oldu. Bitti. Hamd hamiden de. Olmaz. Onunla başlamadın. Hakiki ibtidaya göre onunla başlamadın. Neyle başladınsa ibtida onunla oldu demektir. yine işte böyle bir itiraz gelince yine musallif beyan etti. Neyi? vechhe takdimi teşmiyeti, beşmeleyi hamd üzerine takdim etmenin gerekçesini ama nasıl? Muşiran, önemli orası, işaret ederek. Ne ile iradi, irat soru, bir itiraz var orada ve cevabihi ve ona cevap. İtiraz ne? Buradaki iptidadan maksat, ibtidai hakiki, ibtidai ani olursa iki hadis şerif arasında uyum sağlanmış olmaz. İtiraz bu. Cevap dediği hangisi? Ve cem'u mumkinun bi en yuc'a yuhmala ahaduhuma ala al ve al-akhar al Metinde söylemiş şey oldu, otur cevapta. Ne ile bir kavlihi lakin hu kutime teşmiyetu sureten li'anna taruz al-zahiriye ila akhirih sonuna kadar. Şimdi bakınız. Bu ibarede yani üşenmeyeyim bir daha okuyayım onu. Yani taruz al-zahiriye beyne nasayn. Kadir Şerif arasındaki zahiri taaruz Binan ala hamli ibtidai ala aniyi ibtidai ibtidai aniye hakikiye hamletmeye binaen bakın badu. Ve cem'u mümkün bi en yuhmala ala al hakiki ve akhar ala al idafiyi. Öyle dedik değil mi? Evet öyle dedik. Bu söz ta ne taaruz eden itibaren okuduğum yere kadar olan bu kısım bir ibaretin nasıl var bir de işaretin nasıl var. İbaretün nasıl besmelenin hamt üzerine takdim edilmesinin gerekçesini anlatıyor. İşaretin nasıl neyi anlatıyor? İşte o itiraz ve cevap. Diğer ifadeyle kitaptan kitaba neyle baş bugün derse neyle başladık bu konuya? Lakinne ile başladık değil mi? Ne dedik? Lakinnahu kuddima et tesmiyetu sureten. Besmele hamd üzerine yani sureten takdim edildi. Evvele o alım diye başladık. Bu neydi? İstidrak idi. İşte o istidrakın gerekçesi bu soru ve cevaptır. Yani lenne taarruz edeyi başlayıp deyip başlayıp vel ahiru alel ile biten o ibarenin bütününün bir ibaretin nasıl var? Besmele niye hamtan önce getirildi? Onu beyan ediyor. Çünkü onun için sevk edildi. Ama bir de işareti var. İşaretin nasıl var? İşaretin nasıl da o itiraz ve cevaptır, o soru ve cevaptır, o soru ve cevapta istidrakin veçidir. Biraz daha İzmir'den ekleyeyim inşallah. Biraz ağır ders ama olsun inşallah. Bu neticede mirat. Biraz zorlanacağız hep birlikte. Allah hepimize kolaylık versin. Ben ve ket takdimi teşmiyeti müşiran ilel irade ve cevabi bi kavlihi lakinne hukuddime teşmiyeti sureten levne taarruze zahiriyye. Bunu okuduk. Ve kâle <laughs> fî talikâtihî Talikatında da şöyle diyorum Allah kusura ve alâ tilkel hâşe Nema kâl şöyle demiş müşiran ilel irade ve cevabi demiş. İtiraz ve cevaba işaret ederek dedi. Evet dedi. Neden? Lenne hada hâdâ el kavle bu söz hangi söz? Lene tarza zahiriye beynen lahiri, lahirihi. Ne yufidu hazel irade ma cevabihi. Bu itiraz ile beraber bu itirazı ifade eder. Tarikül işaret. Zaten muşiren diyordu. Muşireden maksat. İşaretü nas ile bunu ifade eder. Haytü lem yekun sevkuhu lehu. Niye işaretü nas ile bunu ifade ediyor? irat ve cevabı. Çünkü bu ibarenin sevk edilişi ne için değil? o irad ve cevap için, itiraz ve cevabı için değil. Peki ne için sevk edildi bu? Belli beyan ve takdim takdimi tesmiyeti ale tahmidi besmeleyi hamd etme üzerine takdim etmenin takdim etmenin gerekçesini beyan etmiş oldu bize bu. ibaretin nas bu. Cira beyanehu istidrakin vecihini beyan lemma kene mevkufen ala zalik bu soru cevaba dayanan olunca Evredehu bir istitbâği o soru cevabı tabi olarak getirdi. Yani ibaretin nas olarak değil de işaretin nas olarak getirdi. Şöyle fiyakunu, ibareten, fi, dolika, beşmeleyi hamt üzerine takdim etme noktasında, lerne taruza dahiliye diye başlayan söz sonuna kadar nedir? İbaretin nas'tır. İbare olur o konuda beşmeleyi hamt üzerine takdim etme konusunda ve işareten fi hada soru cevap yani istidrakin belki konusunda da işaretin nasıl olur? Aman Allah'ım. Ne muazzam. Fel intaha. Bunu demin de okudum size. Neydi o? Fakul hakkul ibareti ala hadan yuqal. İbarenin gerçekte hakkı neydi? Şöyle denilmesiydi. Lakinne hukutu ve teşmiyeti sureten sureten beşmele hamd üzerine takdim edildi. Niye? Ke essiyen bil kitabı. Kitabı uymak için. Lakin nehu edrece beynahuma fakat musannıf. Burada söylenmesi gereken ibaratın hakkına lakin nehu kutlimet teşmihetu sureten teessiyen halbuki bizim okuduğumuz ibarede araya ne girmiş? ve ne taarruz beynen zahiriye bina nasayni binaen ala hamli ibtidai alel ani ba'kim ba'du vel gem'u mümkünün beğen yuhmele ahaduhum alel hakiki vel ahiru alel idafi'yi. Araya bu sokulmuş. Ondan sonra fetih diyor. Bak teessiyen dediği burada o. Araya sokuldu. Neden? Lakinnehu e derece musannıf soktu beynehuma bu ikiçe arasına yani <laughs> kuddime sureten ile feteessa arasına teessiyen dediğimiz burada ne el iradel meşgure ma cevabihi o itiraz ve cevabı soktu. Yani yani taarruza dediği itiraz ve cevap onun içerisinde işaretin nasıl olarak onu soktu. Niye? Limha <laughs> cekerahu مِنَ التَّوْفِيقِ Çünkü musallif, geride. iki hadis arasındaki uyumu ben sağladım dedi. Neyle sağlamıştı? Orada neyi anlatmıştı bize? Buradaki iktidadan murat, iktiday örfidir diyerek söylemişti. Onun için bu itiraz ve cevabı da oraya koydu. Ve fi işaretin ila ennehu vaffaka beynel hadisayn bi tevfikayni ahaduhuma bi ibaratihi vel bi Yani iki tane uyum sağlandı hadisler arasında ve fi işaret ila ennehu vaffaka beyne el ki hadis arasında uyum sağladı. Bu tevfikayn ki uyumla ahaduhuma bi ibaratihi biri ibaresiyle vel ahiru bi işaretihi diğeri ise işaretiyle. Burayı böyle tamamladık inşallah. Şimdi buraya şunu da ekleyelim. Biraz da ibare okumuş olalım, olalım açısından. Hamiden hamd ederek kime Limen yani Allah Teala Allah Teala'ya. Limen o kişiye ki o zata ki yani Allah'ı kastediyor. Allah kastediyorsa Allah, kast Allah lillahi de şeydi. Limen niye diyor? Çünkü men kelimesinde ne var? İbham var. O zata ki kim o zat? Müpen bıraktı onu. Öyle değil mi? Müpen bırakmak niçin olur? Şanı yüceltmek için olur. Çünkü o Allah'tan başkası değildir. Yani teala Bak burada ismi mevsuli seçti. Lillahi demedi de limen dedi. Niye li Allah Teala'nın şanını yüceltmek için. O Allah Teala ki şeyyede ey ahkeme muhkem kıldı. Mine şiit. Şeyyede şiitten muştaktır. Ve huve Kireç demektir. Ve fil esas. Esas isimle eserde şöyle geçer. Lugattır bu. Şadel kasra. Ve eşadehu. Ve şeyyedehu. Bunların hepsi hangi anlamdadır? Rafa'ahu, <laughs> köşkü yükseltti anlamındadır. Dolayısıyla şeyyede yükseltmek anlamındadır. Yükseltmek bir şey nedir? Onu muhkem, sağlam kılmaktır. Onun için şeyyede ahkeme diye açıklanmış, tefsir edilmiştir. Muhkem, sağlam kıldı. Neyi usul ettiğin? Usul ettiğinden maksat nedir? Biraz sonra söyleyecek onu. El-Akaidül İslamiyedir. İslam akidelerini, inançlarını, kesin inançlarını. El aslu kema seyyetti nitekim bu gelecek asıl kelimesi nedir? Ma gübten alihi gayruhu. Üzerine başka bir şey bina edildiği şeydir. Ve dinu din lugaten lugatta din nedir? İtaat. İtaat etmektir din. Biz İslam dinindeniz. Ne demek? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala katından ne getirdiyse ona katıksız karışıksız olduğu gibi inanırız. İtaat ederiz. Demektir. Ve urfen örfte din ne demektir? Şeriatta yani. ilahi ilahiyyun. Allah Teala'nın koymuş olduğu şeylerdir. Vad'ın mastar meful manasındadır. Koymuş olduğu şeyler. O konulan şeyler sa'ikun sevk ediyor. Kimi? Lidevil ukul. Akıl sahiplerini. Nasıl? Bi ihtiyarihim el mahmudeh. Güzeli tercih etmeleri sebebiyle. Nereye sevk ediyor? La ma huve hayrun. Hayır olan şeye sevk ediyor. Nasıl sevk ediyor? Bizzat. Bizzat sevk ediyor. Din budur. Allah'ın vaz ettiğidir din. Koymuş olduğudur din. O ahkamdır din. Bu derin anlatılması çok uzun sürer de. Neyse. Vel murad bi hani geride geçti ya limen şeyyede usul et oradaki usulü din ile maksat nedir? Söyledik onu orada zaten. El akaidul kelamiyye kelami olan akideler, akide, şek, şüphe asla kabul etmeyen kesin inanılan şey demektir. Ve eyyede ve kavva kuvvetlendirdi. Neyi? Furu'ahu. Bu dinin furu'unu. Ey ettiğin dinin furuunu. Furu ne? Furu vel muradu biha furu ile murad kastedilen ma o şeylerdir ki yüpten ala tilkel akaidi. O akideler kesin inanılan şeyler üzere bina edilen şeylerdir. O bina edilen şeyler nedir? Min ma'yı beyan ediyor. Nel ahkamil fer'iyyetil ameliye, Ameli fer'i hükümlerdir. Furu da bu. Neyle teyit etti, kuvvetlendirdi? Bil kitabı kitab ile. <laughs> bi Ege'de. Ege'de'ye taluk ediyor. Bil kitabideki ba yani. O kitap ki el mubini. Şimdi mubin kelimesinin bir müteaddi olarak manası var. Müteaddi fiilden gelen olarak manası var. Malum iş bir faildir. Bir de lazım olan ebaneden gelen manası var. İkisini de veriyor burada. Önce müteaddi veriyor. Mubin el tâşifi Açan neyi? lima yahfa alen nas insanlara gizli kalanı açan. İnsanlara gizli kalan nedir? minel <laughs> hak hak. İnsanlara haktan gizli kalan ne varsa hepsini açar. Mubin o demek. Yahut <laughs> da lazimi manasını veriyor. Lazım fiil manasını. Yani mubin kelimesi. Ebanenin lazım fiil olması durumunda manası nedir? El mubin kelimesinin. El vadihu. Bil kitabil mubin el vadihi diyebilirsiniz oraya itibarla. El i'cazi. El vâdihil i'cazi. aciz bırakması aşikar bir kitap. Hiç kimse o kitabın misliğini getiremez. Ve musalliyen. Burada kalabiliriz inşallah. Buradan devam ederiz. Allah nasip ederse bir sonraki derse. Evet. Yani mirat ufak ufak ağırlığını hissettirmeye başlıyor. İnşallah konulara girdik mi? Tabii ki konular bize bizi fıkıhla beraber iç içe sokacağından dolayı çok daha inşallah bereketli olacaktır. Allah Teala hepinizden, hepimizden, tüm kardeşlerimizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. salli ala ve ال سيدنا محمد